Kiminle röportaj yapmak istersin? Recep Tayyip Erdoğan. Kendinizi muhalif bir gazeteci olarak konumlandırma sebebi, ben kendimi böyle konumlandırmadım, sen konumlandırdın. Girdisi çıktısı şusu busu bu esprilere kızıyor musun? Hayır, esprilere hiç kızmıyorum, gülüyorum. Ek Sözlük günün sonunda böyle bir platform, hoşlanmıyorsan okumaz. Bu ülkeden hala ümidiniz kaldı mı her zaman? Hiç Tinder kullandınız mı? Hayır, gerek kalmadı. Doğan Grubu gibi bir yerde niye çalıştım? Para tatlıydı değil mi? Vallahi keşke o kadar çok para kazanmış olsam. Siyaset ve uluslararası ilişkilerde uzmanlaşmak isteyenlere önerebileceğiniz kitaplar var mıdır? Darın Acemoğlu, Why Nations Fail. Sevdiğiniz erkek parfümleri kesin 500 liralara nasıl satayım? Tom Ford yazsana. Bir kadın olarak kendinizi güzel buluyor musunuz? Yok vallahi bulmuyorum açıkçası. İki damacana suyu aynı anda kaldırıp 2 metre ileri koyabilir misin? Hayır. Burun estetik mi? Değil. Bitcoin'iniz var mı? Tahmininiz nedir? Bitcoin'im yok. Almak için çok geç kaldığımı düşünüyorum. Nevşin, basit bir sorum olacak. İsmail Saymaz sana yürüdü mü acaba? Tabii ki hayır. Hangi yabancı dizileri izliyorsun? Tabii ki Black Mirror. End of fucking World'u beğendim. Ruhunuz bedenden memnun mu? Şikayetçi değilim. Gay miyim diye soruyor. Veganlık gerçekten sultanlık mı? Vallahi vicdanen sultanlık. Cevap verelim şu, sus ve yazmaya devam et. Çünkü mayo giymek ayıp bir şey değildir. Türkiye'de artık normal dediğimiz şey süper bağnaz bir çizgiye oturdu. Üzerimde gördüğünüz şey bir yüzücü mayosu. Denk gelince yine paylaşacağım. Zira mayo ile yüzmek, caps'ler yazabilir miyiz? Normaldir. Sinirlendiğin zaman nasıl sakinleşiyorsun? Koşuya çıkıyorum. Feminist misin? Evet. Sabateist misiniz? Hayır. Baskı da var, otosansür de var, yazalım gönülcüye. Kitap da yollayalım. Etli ekmek değil de bir mantarını yerim yaz. AK Parti düşmanı zaman babanızı cebe mi yedirsin? Bu ülkeyi izleyen partiye biraz mı? AK Parti düşmanı değilim bir kere. Ben baskıcılığa karşıyım. Mutlu musunuz? Vallahi mutluyum. Erkeklerin en yapmaması gereken şey. Mansplaining. Kimseye kafa atmadım, yazalım. İşsiz kalma korkusu yaşadınız mı? Yok vallahi yaşamadım. Şırdan yer miyiz? Yiyemeyiz. Tamam, bitti. Şimdi burada çeşitli benimle ilgili yazılmış yorumlar var. Burada olumsuzlar varmış, burada olumlular varmış. Olumsuzdan başlıyorum. Bu kız kesinlikle haber sunamıyor. Saçma yerlerde ses yükseltmeler, duraklamalar, cümle bütünlüğünü bozacak vurgular falan. Haber izlerken geriyor adamı. Aha, hata yaptı, yapacak diyorsun. Doğru. Şeye hiç odaklanmadım ben. Vurgum doğru olsun. Ne olacak? Vurguyu yanlış yerde yapsan ne olacak? Mesele hadiseyi anlatmak ya. Kovulması Türk televizyonu için güzel bir gelişmedir. Hadi ilerle. Ya, nasip kısmet, nasipten öte olmuyor. Ne yapalım? Ne yalan söyleyeyim, bir gün masaya çıkartıp vuracak diye çok korkuyorum. Neyi vuracak anladım ben. Ben böyle vegan görmedim arkadaş, ne istiyorsun kuzudan demiş. Burhan Bey bunca yılın siyasetçisi, orada tamamıyla işleri Burhan Bey sarpa sardırdı, anlatabiliyor muyum? Orada bağırmasaydı falan hiç işler buraya gelmezdi. Bir de bence orada herkes şunu kaçırdı. Burhan Kuzu şey dedi. Kimse CNN Türkiye çıkmazken ben çıkıyordum dedi. CNN Türk'ün iktidar tarafından ambargolandığını itiraf etmiş oldu. Çok itici gelen bir tip. Biraz feminen tavırda olsa mesela, naif, hafif utangaç ama yok. Baksan herkes dövecek ben hariç. Evet yani öyle hafif utangaç, naif falan niye olayım bir de? Faşist olmadığı için faşistlerin nefretini çekebilir. Çünkü faşistlik zaten böyle bir şeydir. Doğru. Faşistlik böyle bir şey. Faşizm bir de şöyle bir şey. Artık hani öyle bir yere geliyor ki baskı, yorum yapmama şansın da yok. Övmek zorundasın. Sorularınız için çok teşekkür ederim 11 kullanıcıya. Benim yazdığım İnsanı Düşünmekten Canı Yanar mı kitabını hediye ediyoruz Ekşi Sözlük'le beraber. 2009-2010 yıllarında İran'da yaşıyordum ben bir gazeteci olarak. İşte bu meşhur seçimin, olaylı seçimin yapıldığı ve müthiş olayların yaşandığı yıl. Bir gazeteci olarak benim için çok büyük bir tecrübe oldu gerçekten. Hakikaten İran nasıl bir yer? Ne oluyor? Orada siyaset nasıl yürüyor? Türkiye İran olur mu? Nasıl bir şey? Bu kitapta o soruların cevaplarını bulacaksınız. Keyif alacağınızı umuyorum. Yapılmış en aptalca dalgınlık. Şey oldu ya, mahcubum bu konuda. Rahmetli İsmet Sezgin'in vefat ettiği gün. Bültenin sonuna doğru haber geldi. O zamanlarda bülten artık 5 saat falan sürüyor. Yorgunum yani. Geldi haber, işte son dakika girmeye başladık, anlatıyoruz falan. Yanlışlıkla çoklu organ yetmezliği yerine çoklu orgazm yetmezliği dedim. Orgazm dedim. Allah de ama artık yapacak bir şey yok, hiçbir şey yokmuş gibi devam ettim ama tabii herkes duymuş yani izleyen. Hakikaten o kadar mahcup oldum ki, çünkü adamın eşi izliyor, çoluğu çocuğu izliyor falan. Sonra da bütün siyasetçiler arıyor beni yayından sonra, ya mahsus mu söylediniz, sen şaka mı yaptın? İşte rahmetli biraz çapkındı falan diye. Böyle bir dalgınlık oldu, hakikaten hala da şey yaparım, ülgünüyorum ama üzülürüm yani.